Değerli izleyenler merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta da farklı araçlarla birlikteyiz. Ama bu hafta yanımızdaki otomobil gerçekten özel bir otomobil. Tasarımıyla, markasının tarihiyle gerçekten dikkat çeken bir araç diyebiliriz. Peki her hafta olduğu gibi yine sevgili Cem'le birlikte bu aracı beraber kullanacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk Yiğit. Senin yanındaki motosiklet de rengiyle olsun, tasarımıyla olsun bir hayli dikkat çekiyor ama sanki otomobil kadar özel değilmiş gibi. Bu o kadar sportif değil, daha konfor odaklı bir motosiklet. Evet, tasarımıyla da dikkat çekiyor. Uzun yola gidebilecek konforu da verecek şekilde tasarlanmış. Bu benzer renge sahip olan bir versiyonunu görmüştüm onun. Çok da hoşuma gitmişti. Zaten o renk bu markanın imzası rengi biliyorsun. Ama onun için bir hayli bedel ödemen lazım. Hmm. Ama olsun, bence bu renk de gayet güzel, gayet şık. Zaten mat ve özel bir renk. Evet, ve bir de dikkat çekiyor. Buradaki yazıyla birlikte gelen bir renk bu. Detayına bakacağız. Ama gel önce bu aracın bir direksiyona geçelim. Bir yola çıkartalım. Çünkü içerisi gerçekten bambaşka. Olur. Öncesinde haber turu. Reader Teknoloji ilk elektrikli aracı REEV Fancy'yi tanıttı. Nihai yerlilik oranı hedefi %80 olan elektrikli araçta 7,5 kWh kapasiteye sahip batarya görev yapıyor. Bataryası 5 saat içerisinde şarj olan yerli elektrikli araç saatte 45 km maksimum hıza çıkabiliyor ve tek şarjla 100 km yol gidebiliyor. Volkswagen'in elektrikli araç ailesi ID, Türkiye'ye hafif ticari araç segmentiyle giriş yaptı. Pro ve kargo olmak üzere iki gövde tipiyle satışa sunulan ID Buzz'da 84 kWh kapasiteli batarya görev yapıyor. Her iki versiyonda da 210 kW'lık elektrik motoru bulunuyor. Aracın lansmanında açıklamalarda bulunan Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Sen Yücel, ID Buzz'ın şimdilik sadece %60 ÖTV diliminde yer aldığını, yıl sonunda ise %10 ÖTV dilimine girebilecek versiyonu da Türkiye'ye getireceklerini belirtti. Otomobil satışlarını daha güvenli hale getirmek için geliştirilen sistem 27 Eylül'den itibaren herkes için zorunlu oldu. Sistemle araç alım satımlarından nakit taşıma riski, sahte para kullanılması ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Amazon Web Service'le stratejik işbirliğini genişlettiklerini ve AWS için yapay zeka çipi üreteceğini duyurdu. Söz konusu işbirliğiyle Intel ve Amazon Web Service'in ABD merkezli yarı iletken üretimini hızlandırma ve Ohio'da canlı bir yapay zeka ekosistemi oluşturma planı devreye alınacak. Amazon Web Service'in 2015'ten bu yana Ohio eyaletinde yaptığı 10,3 milyar dolarlık yatırımın yanı sıra 7,8 milyar dolar daha yatırım yapmayı planladığı da verilen bilgiler arasında. Evet değerli izleyenler, bu hafta Alfa Romeo Giulia ile beraberiz. Alfa Romeo Giulia'yı yalnız anlatmadan önce belki bir konuya parantez açmak lazım. Biliyorsunuz bizim programda otomobillerin bizlere neler yaşattığını, neler hissettiğini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Otomobiller peki bizlere neden bir şey yaşatıyor? Çünkü otomobil sadece bir cihaz ya da A noktasından B noktasına bizleri taşıyan bir araç değil. Aynı zamanda sürücüsüyle belki yolcularıyla arasında duygusal bağ da kuran bence bir yegane cihaz diyebiliriz. Ve bu duygusal bağ oluşturan bence yegane modellerden bir tanesi, daha doğrusu markalardan bir tanesi işte yanında gördüğünüz bu marka diyebiliriz. İtalyanlar biliyorsunuz endüstriyel tasarımda gerçekten pozitif anlamda ayrışıyor. Yani çatal bıçak yapsalar bile oraya bir tasarım katıyor. Otomobiller de aynı şekilde. İtalyan araçlar her zaman daha çok dikkat çeken, tasarımıyla kendilerine baktıran araçlardır. Giulia da bu araçlardan bir tanesi. Örneğin burada bu markanın ızgarası olsun, burada plakanın konumlandırması olsun, alt taraftaki bu ızgaralar olsun, ızgaralarda kullanılan malzemeler olsun, boyası olsun gerçekten rakiplerinden daha farklı görünüyor. Giulia'nın şu anda makyajlı versiyonuyla birlikteyiz. Makyajla birlikte burada ön farlarda bir değişim görüyorsunuz. Burada artık 3 tane halka biçiminde bir tasarım öğesi eklenmiş. Onun haricinde burada bu versiyon yani Competizione isimli yeni bir versiyon eklendi makyajla birlikte. Bu versiyonla birlikte işte yeni boya geldi, yeni jantlar geldi. Bu jantlar da aslında Alfa'nın
kendisine has yuvarlatılmış 5 tane 5 kollu ama kendine has 5 kollu diyebileceğimiz bir jant tasarımı var. Lastiklerimizde 19 inç boyutunda jantlar beraber geliyor. Yine lastiklerde bir başka İtalyan üretici Pirelli ile beraber tercih edilmiş. Bu otomobil sportif bir araç. Zaten tasarımıyla böyle, motor anlamında da böyle. Ona birazdan geleceğim. Fakat burada sportif unsurlara baktığımızda alt etek çizgisini görüyorsunuz. Lastikler otomobilin daha dışına taşmış durumda. Bu da aracı daha böyle bir hırçın, vahşi bir görüntü sağlıyor bence. Onun haricinde burada ayna kabakları siyah kaplanmış. Cam tavan olduğu için tavan komple siyah kaplı gözüküyor. Bu da otomobile bence biraz daha böyle bir sportif tat katıyor gibime geliyor. Evet, şimdi de Julia'nın arka tarafındayız. Julia'nın arkasında belki de en çok değişen şey makyajla birlikte arka farlar oldu. Farlar artık çağın da bir gerekliliği olarak daha baskın LED ışık imzasına kavuştu. Onun haricinde burada model ismini görüyorsunuz. Bunun tam tersinde de Q4 yazısını görüyorsunuz. Q4 yazısı bize bu aracın 4 tekerlekten çekişli olduğunu ifade ediyor. Burada baktığımızda başka aracın altında çift egzoz çıkışı karşımıza çıkıyor. Zaten böyle sportif bir araçta bunun olması beklenir. Burada yine devasa boyutlarda bir difüzör görüyorsunuz. Bu da aracın aslında yere basma kuvvetini artıran ve sürüşte de dinamizm katan bir unsur diyebiliriz. Baktığımızda burada genel hatlarda makyajla birlikte çok fazla değişen bir şey yok. Ama makyajla birlikte bence zaten bu aracın tasarımının değişmesine gerek yok. Zaten bu araç yıllar geçtikçe güncelliğini koruyan bir araç. Aynı bundan önceki 159, 156 gibi diğer modelleri de Alfa'nın bugün bu aracın yanına koysak gene onlar da güncel görünüyor. Zaten İtalyan araçları bence burada sektörün diğer kısmından bu şekilde ayrışıyor. Tasarım İtalyanlar için her şey gerçekten. Aracın kırmızı fren kaliperleri dikkat çekiyor. Hem ön hem arkada markanın isminin yazdığı kaliperler uzaktan bakınca bir hayli dikkat çekiyor. Zaten bu kırmızı renkte markanın imzası denilen bir renk ama bu rengi almak için de ciddi bir meblağ ödenmesi gerekiyor. Yani opsiyonel olanım diyebiliriz. Peki, Julia'nın tasarımı genel anlamda böyleydi. Şimdi gelin yoldan Cem'i alalım ve aracın sürüş özelliklerini hep birlikte yakından bakalım. Evet Cem, dışarıdan bir hayli dikkat çeken otomobilin şimdi içerisindeyiz. İçerisi de bence gerçekten dikkat çekiyor. Yani tasarım genel anlamda farklı, güzel, yani konuşacak çok konu bulunuyor. Ama ben gene klasik sorundan başlamak istiyorum. Sen kendini yolcu koltuğunda nasıl hissediyorsun? Vallahi Yiğit, çok sportif bir otomobilin içinde olduğumu anlayarak bindim otomobilin içine. Zaten dışarıdan ya böyle bir süper spor otomobilim demiyor. Yani aslında bir böyle elegan bir tasarımı var. İçeriye girdiğimde de dikişler vesaireler, bu tarafın konforu, yolcu konforu da iyi. Ama şöyle bir dönüp baktığımda işte ekran yine sana dönük. Bütün kumandalar senin kontrolünde. Hatta ben devir göstergesini göremiyorum bile. O kadar soyutlamışlar, sadece şimdi sen sürücüye odaklı yapmışlar. Şimdi sürücüye dönük. Yani bu koltuk oturana dönük aslında. Ben göremiyorum. Sen göremiyorsun. Ama şey var hakikaten, yani şu klima ızgarası, işte ikisinin sağda yuvarlak olması, burada vites topuzunun tercihi tam ortada konumlandırılması, direksiyon tasarımı, motor çalışma butonunun direksiyon üzerine buraya konumlandırılması gerçekten seni kendini iyi hissettiriyor. Yani şey, bence çok güzel söyledin. Süper spor otomobili değilsin, sedan bir araçtasın. Ama sanki süper spor otomobili yakınmışsın. Evet. Ya da olabildiğince yakınmışsın gibi bir hissiyatı ver. O kendini özel hissettiriyor. Otomobili gerçekten saatlerce bakarsın. Sıkılmazsın da. Yani böyle sanki evini çok iyi bir sanatçının tablosunu almışsın ve onu her baktığında farklı bir şey anlıyor musun gibi, farklı bir şey görüyor musun gibi. Bu otomobil tasarımını da her baktığında sana farklı, daha önce fark etmediğin kısımlarını sanki anlatıyor gibi havası var. İtalyanların ortak özelliği tasarım, konusunda evet, yani çok başarılılar. İçeride de aynı tasarım bence devam ediyor. Yani burada tasarım evet göze güzel görünüyor ama aynı zamanda burada ergonomik anlamda çalışılmış. Bence sürücü ergonomisi anlamında özellikle çalışılmış. Normalde biliyorsunuz şu tarz yükseltilmiş kısımlar, diğer araçlarda seninle bolca konuştuk bunu. Benim hep dizimi rahatsız ederdi. Yani burada sağ ayağımı, gaz pedalını burada bir şekilde kullanırken buradaki dizimi buraya çarpması hep böyle bir, hani bir noktadan sonra dakikalar geçtikçe, hatta saatler geçtikçe beni rahatsız ederdi. Ama burası sanki destek olma amacı yapılmış. Evet, burası çok sert, yumuşatılmış. Yumuşak bir malzemeyle burası kaplanmış. Yani şu görüntü en başta beni korkutmuştu. Eyvah gene yandık demiştim. Ama burada gerçekten kullanırken sanki dizine destek olması amacıyla bilerek konulmuş gibi. O beni açıkçası mutlu etti. Direksiyon zaten tam karşında. Açı anlamında, hissiyat anlamında, görüntü anlamında.
gerçekten yani burada eleştirilebilecek bir şey bulunmuyor bence. Kulakçıklar niye bu kadar büyük peki? Kulakçıklar çok büyük. Kulakçık aynı zamanda metal bir alüminyumdan yapılmış. Yani plastik görüntü. İşte plastik orada spor değil. Algısı çok. Evet yani günümüzde biliyorsun bazı markalarda metal görüntü plastik malzeme kullanılıyor. Burada gerçekten metal malzeme kullanılmış. Bu da aslında senin o söylediğin yani süper spor otomobili sanki o hissiyatı vermek için yapılan bir şey. Hı hı. Her otomobil gibi bunun da eksiklikleri bulunuyor. Bence istersen önce bunlardan biraz değinelim, sonrasında sürüşe geçelim. Örneğin en başta benim gözüme çarpan şey şu. Ekran. Ekran çok eski kalmış. Evet yani ben daha yeni bir ekran beklerdim. Daha böyle grafikleri daha çarpıcı, ne bileyim burada şu ekranın boş kısımlarını kullanılabileceği bir ekran beklerdim. Belki de bu kısım çok büyük olduğu için gözümüze küçük gözüküyor ama yine de birazcık daha büyük olabilir. Ya orası büyük, yani daha doğrusu ekran olmasını hayal ettiğimiz kısım oldukça geniş ama yanında bir takım böyle plastik kısımlar var. Ekranın içi de renksiz görünümlü bir ekran. Yani aslında renkli kısımları var ama grafikler renksiz. Bütün işte her şeyi buradan ayarlayabiliyorsun aslında. Işıklar, güvenlik asistanları, aracın bilgilerini mesela anlık olarak performans bilgilerini görebiliyorsun. Mesela şu anda 104 Nm evet. Tork kullanıyorsun gibi bu detaylar var ama bu ekran bir multimedya ekranıymış gibi değil. Daha çok seni bilgilendirecek bir ekran diyebilirim. Sen de şimdi sen konuşurken özellikle çok fazla tümsekten geçtik. Jantlarımız 19 inç boyutunda, lastiklerimiz çok ince genelde. Ona rağmen konfor anlamında bir sıkıntı yok. Ben ona şaşırdım. Ben daha çok sert bir araç bekliyordum. Ben daha sert bir araç bekliyordum. Yani şimdi bak geldik. Bak şimdi. Hemen burada geri vitesi aldım. Yani yakışmış mı? Hem evet. De ekranın o kadar küçük görüyorsun ki yani keşke ekranı tamamen görebilseydik. Onu da göremiyorsun. Çözünürlüğü sol tarafta park sensörünün sinyalleri var. Sağ tarafta düşük çözünürlük. Yani herhalde. Çok daha farklı bir grafik yapılabilirmiş. Peki şimdi aracın genel anlamda Cem sürüşüne istersen başlayalım. Bana performans bilgilerinden bahset Yiğit. Performans 400 Nm torku gördük az önce. Burada da veriyor bilgiyi. Şimdi görmedin ama benim burada gaz pedalını hissettiğim bir 280 beygirlik güç var. Aynı zamanda bu otomobil standart 4 tekerlekten çekişe geliyor. Zaten bu arkadaki Q4 süperisi onu anlatıyor. Yani o anlamda otomobili böyle limitlerini zorlamak, işte arkadan kaydırmak çok kolay değil. Normalde bu otomobil Türkiye'ye ilk geldiğinde yanılmıyorsam sadece arkadan itiş versiyonları vardı. Hatta Alfa'nın bu otomobil galiba 20 sene sonunda ürettiği ilk arka netişli platform bu otomobil diyebiliyorum. Bu içinde bulunduğumuz versiyon kompetisyon versiyonu. Bu versiyonla birlikte artık işte mat renkler geliyor, kırmızı fren kaliperleri geliyor, jantlarımız daha farklı tasarımla geliyor. İçeride işte kullanılan malzemeler, dikişli, deri kaplı malzemeler geliyor gibi gibi. Daha böyle kendini özelleştirebildiğin bir tasarım anlayışını alıyorsun bu versiyonla birlikte. Ama motor en baz motorla aynı, 280 beygir söylediğim gibi. Yine en baz versiyonda da 4 tekerlekten çekiş alabiliyorsun. Bu da aslında sürüşte sana bir güven sağlıyor. Ya özellikle yüksek hızlara çıktığında, virajlara yüksek hızla girdiğinde gerçekten o 4 tekerin etkisini görüyorsun, yaşıyorsun. Bu otomobil yani motor 2.0. Ben 2.0 motor kullanmak için özlemişim. Çünkü biliyorsun bu segmentte, D segmentte yani vergiler yükseldiği için özellikle bunun Alman ekipleri hepsi biliyorsun. Türkiye özel bir şekilde 1.6 litre motor üretiyor ve bunları Türkiye'de bir hayli satışa, aslında bir hayli yüksek satış adedine ulaşıyor. Fakat bu otomobilde bu marka böyle bir şey yapmadı hiç. Yani en baz şekilde 2.0 motorla geliyor. Bu da bunun ÖTV'sinin %150'den başlaması sebep oluyor. Rakip de %80'den başlıyor. O yüzden fiyatı çok yükseliyor. Fiyatı da tabii ki yükseliyor. Yani aslında dezavantajlı bir durum ama ben burada yani markayı da aslında belki kutlamak lazım. Çünkü 1.6 litre motoru koysalar koyabilir aslında. Yani çünkü kardeş markalarında, kendi markasında bile düşük hacim motorlar bulunuyor. Tabii. Ama otomobilin sürüş özellikleri büyük ihtimalle aynı olmayacağı için koymaktan vazgeçmişler. Yani orada yüksek satış adedi elde etmek değil, markanın karakterini koruma anlamında bir anlayış benimsenmiş. O da aslında yani markanın bence duruşunu gösteren bir gerçektir. Peki bir şey soracağım sana. Bu otomobilin yani başka modellerini de biliyoruz. İşte Giulietta'sını vesairesini. Hepsinde genelde marka şeyi tercih ediyor. En üst seviye bir model yapıyor. Orada da bir dört yapraklıyı önce görüyoruz. Quattrofoglio.
Bunun da var mı quadrifoglyosu? Bunun da vereceğim ve o 2.9 litrelik bir motorla geliyor. E tam tamında 520 beygir güç üretiyor. Tabii onun fiyatı gerçek artık... Gerçek sporcu o. Gerçek sporcu tabii ki de o. Ama tabii onun fiyatı da yani bunun neredeyse iki katından daha fazla. Gerçekten özel bir araç o. Ama yani şimdi aynı otomobilde sırf motor farkına çarpı 2 hatta daha fazlasını veren çıkar mı? O da başka soru işareti. Şimdi Cem bazıları diyor ki işte bu marka sürüş özellikleri ön plana çıkıyor. Evet çıkıyor. Yani direksiyon çok net. İnsanlar mesela şöyle düşünüyor. Ya bu ekrana ihtiyaç yok. İşte ergonomik anlamda, işte kalite anlamında bunlara ihtiyaç yok. Ben bunları göz ardı edebilirim. Sadece bana sürüş hissiyatı versin diyor. Büyük ihtimalle... Ama neticede bu bir sedan otomobil. Şimdi buna geleceğim ben de. Yani bu, belki de bu marka müşterilerinden bu şekilde geri dönüş aldığı için diğer konulara çok fazla önem vermiyor. Ama bence vermesi lazım. Çünkü neden biliyor musun? Evet, neticede bu otomobil sedan bir otomobil. Sedan D segmentinde mücadele ediyor ve bunun rakiplerinin çoğunda kullanılan malzeme kalitesi olsun, yalıtım özellikleri olsun, multimedya ekranının özellikleri olsun gibi gibi aslında günümüzde kullanıcıların aradığı birçok özellik o tarafta daha iyi. Bunu bu marka yapamadığından değil, bence yapmadığından böyle. Keşke bunu yapsaydı. Bu tasarım farklı birlikte, alanlara odaklanıyor. Evet, yani sadece sürüş ve tasarıma odaklanmak yerine diğer kısımlara da, yani rakiplerin odaklandığı diğer kısma bakansa, ben eminim ki bu model çok daha farklı noktalara gelebilirdi satış anlamında. Ama işte bütün bunlar paket halini düşününce, yani insanlar da hem fiyat anlamında hem de işte bu diğer metriklerde, yani seçkin malzeme kullanılabilir. Çünkü bu segment artık insanlar bunu aramaya başlıyor. Bunlar olsaydı ben bu modelin Türkiye'de daha çok değer göreceğini tahmin ediyorum. Yani bu otomobil hakkında saatlerce konuşabiliriz. Ben de saatlerce konuşup bu otomobili keyifle kullanmaya devam edebilirim. Ama bize aileden bir süre ver biliyorsun. Şu İtalyan bayrağını görmek de burada güzel detay. Hani otomobilin nereden geldi sana gösteriyor. Yani şey mesela güzel, bence TOK'ta da burada bir Türk bayrağı olsa güzel olabilirdi. Yani çünkü orada biliyorsun bu aslında bu tarz ürünler ülkelerin de yurt dışına karşı reklamı deliniyor biraz. O yüzden böyle işte o kültürü de burada sana yansıtıyor bir şekilde. Böyle otomobil. Yani özetle Julia, keyif aldığımız kullanmaktan bir otomobil. Bakmaktan keyif aldığımız bir otomobil. Bu araçla artık vedalaşma vakti geldi. Çünkü senin de anlatacağın bazı konular bulunuyor. Önce evet. Ne anlatacaksın? Önce bir teknolojik cihaz anlatacağım. Bu hafta bir oyuncu mouse'u anlatacağım ben. Bir kablosuz mouse oynayacaksın peki? Oyun oynamayacağım. Sadece anlatacağım. Anlatacaksın. Peki. Ama oyunu programdan sonra oynarız beraber. Peki o zaman şimdi ben seni götüreyim Cem. Sen bize oyun mouse'unu anlat bakalım. Olur. Sonrasında da motosiklet. Peki hadi gel bakalım. Bu hafta teknoloji köşemizde oyun severlerin ilgisini çekecek bir ürünle birlikteyim. Bildiğiniz üzere, hatta çoğumuzun aklında kaldığı üzere, Monster markası oyun bilgisayarları üretmekle kendisini tanıtan bir marka. Yani ürettiği bütün bilgisayarlarda sloganı oyun bilgisayarı ve şimdi de farklı ürünlerle, yan ürünlerle oyuncuları memnun etmeye çalışan bir marka olarak devam ediyor bu teknolojik gelişimine. Yanımda yer alan Monster Pusat Ghost Mouse'u adından da anlayacağınız üzere yok gibi diyebiliriz. İki farklı renk seçeneği var. Bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz ama Ghost ismine bence siyah daha çok yakışıyor. Masa üstünde de kaybolabiliyor. Ve esas ismini verdiği özelliği ise hafifliği. Yani oyun severlerinin bütün gün elinde tuttuğu, bütün gün boyunca oyun oynadığını düşündüğümüz zaman hafif bir mouse olması, gerçi kendi tercihlerimi söyleyecek olursam, bunun bir geçmiş versiyonu olan V5 versiyonundaki altında ayarlanabilir ağırlıklar olması benim tercih ettiğim bir mouse'tu. O ağırlığı kendin ayarlayabilmen, ki ben daha ağır mouse'lar tercih ediyorum ama bu da bütün gün boyunca elinin yorulmaması için oldukça hafif tasarlanmış ve oyun severlerin de elini aldığı zaman çok daha hızlı şekilde hamlelerini yapabileceği bir versiyon olarak dikkat çekiyor. Peki ne kadar ağırlığı var? Yalnızca 54 gram. Evet, 54 gramlık bir ağırlığı var. Bu da dediğim gibi daha rahat kullanım sağlıyor. Önce tasarımına, daha sonra teknolojik özelliklerine geçmek istiyorum. Tasarımından başlayacak olursam, aslına bakarsanız oyun mouse'ları genelde daha iri, dediğim gibi daha ağır ve daha çok tuşa sahip olan farklı modeller halinde oluyor. Ancak bu Ghost modeli
biraz daha sadeleştirilmiş, sade bir tasarıma ve hafifliğe odaklanmış şekilde. 6 farklı tuşu var. Ortadaki topun da basılmasıyla birlikte 6 farklı tuş elde edebiliyoruz ve bu tuşlara işte oyun içerisinde farklı komutlar atayabiliyoruz. Bunları da kişiselleştirebiliyoruz. Evet, bir yazılımı var Pusat Ghost Pro'nun. Bunu bilgisayarımıza indirerek bu mouse'la kişiselleştirme yapabiliyoruz. Mouse'u bilgisayarımıza bağladıktan sonra farklı modlarını, profil seçeneklerini veya kaç DPI kullanmak istediğimizi de buradan seçebiliyoruz. Bu elimdeki mouse, Pixart'ın son nesil sensörü PAV 3395 ile bize 26.000 DPI'ye kadar bir hız veriyor. Peki, burada ayarladığımız profilleri nasıl değiştirebiliyoruz? Orada hemen tasarımına geleceğim. Altında açma kapama düğmesi var. Dongle'ı çıkarttığımız bir yuva var. O yuvadan dongle'ı alıp tekrar kapağını kapatabiliyoruz ve bilgisayara taktıktan sonra wireless çalışabiliyor. Bir de modları ayarladığımız, yani profillerimizi ayarladığımız düğme var. 5 farklı profil var. Bu 5 farklı profile ayarladığımız hızlara göre bu seçenekleri alttaki düğmelere basarak değiştirebiliyoruz ve mouse'un hareket hızı ve özellikleri değişiyor. Bir de tasarımında bir ufak detay daha, RGB renkleri var. Burada logonun üzerinde renklerin de yandığını görüyoruz. Oyun severler, özellikle e-sporcular gecikmeye karşı aşırı duyarlı insanlar oluyorlar ki ben de oyun oynarken mouse'umun gecikmesini, takılmasını, hızının düşmesini istemem elbette. Ama bir laptop değil de kasayla PC'de bir oyun oynuyorsanız dongle'ın bilgisayarın arkasında veya önünde aşağıda kalması arada hat kesilmelerine sebep olabiliyor. Peki bunu nasıl çözebiliyoruz? İşte bu kabloyla. Bu kabloyu bilgisayarımıza bağlayarak, bu parçayı da mouse'umuzun önüne alarak dongle'ı parçaya eklediğimiz zaman uzakta kalmasını, hat kesilmesini ve gecikmeleri engelleyerek çok daha rahat şekilde, hızlı şekilde oyun oynayabiliyoruz. Evet, bugün teknoloji köşesinde yanımızda oyun severlerin ilgisini çeken bir mouse vardı. Pusat Ghost Pro vardı. Bu hafta teknoloji köşesinden bu kadar. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Bu hafta motosiklet köşemizde yine farklı özellikleriyle dikkat çeken ve tasarımıyla da göze çarpan bir scooter'la beraberiz. Bir maxi scooter'la beraberiz. Tayvanlı üretici Kimco'nun tasarladığı Downtown 250i ile beraberiz. Hem şehir içinde hem de uzun yola gidebilmek için tasarlanmış. Gördüğünüz gibi uzun yapısıyla dikkat çeken bir motosiklet var yanımda ama önce ön taraftan tasarımıyla başlamak istiyorum. Hemen her zaman yaptığımız gibi. Ön taraftan baktığımız zaman bu yuvarlak gözlerin yanındaki çekik tasarımı görüyoruz. Bu biraz baykuşu andıran bir tasarım. Marka da buna baykuş gözlere adı veriyor. Ve baktığımız zaman aslında bir baykuş fotoğrafını elinize alıp baktığımız zaman görüyoruz ki hakikaten bir baykuştan esinlenerek o gözlerin yapısını alarak Kimco bu motosikleti tasarlamış. Ön tasarımda bunu görüyoruz ve hemen üzerinde bir cam görüyoruz. Devasa bir cam aslında ama yukarıya doğru çok fazla uzamıyor. Ama aerodinamik yapısıyla kafama rüzgarın gelmesini engelleyen bir yapısı var. Böylece işte yola giderken otoban süratlerine çıktığımda da rüzgarı çok fazla kafama almıyorum. Ön taraftan bu gözlerin hemen alt tarafına geldiğimiz zaman yan tarafta sinyalleri görüyoruz. Ayrı parça olarak tasarlanmış bu sinyaller ve bir çıkıntıda yer alıyor. Bu da Downtown 250'nin biraz daha agresif bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Bu yandaki köşeli çıkıntılar ve bu girinti de aynı zamanda işte bu tasarımı tamamlayan daha köşeli ve keskin atlı yapıyı bize çıkartıyor. Böylece aynı zamanda bizim rüzgar almamızı ve yağmurda işte su sıçramasında çamurun da kullanıcının bacaklarına gelmesini önleyen bir karenaj da var yan tarafta. Bu keskin yapı aynı zamanda fonksiyonelliğe de sahip aslında. Yani ayaklarımızı buraya uzattığımız zaman veya dik oturuş pozisyonunda işte yoldan sıçrayan sularda yağmurun gelmesini de önleyen bir tasarım olmuş. Bununla birlikte genel scooterlara göre biraz genişçe bir gidonu var. Bu gidonun genişliği bize kontrol kolaylığını sağlıyor. Şehir içinde
dönüşlerde aslında uzun yapısına rağmen oldukça kıvrak bir motosiklet olduğunu söyleyebilirim. Dışarıdan bakıldığı zaman 200 kilograma yakın ağırlığı aslında bu motosikletin kullanılması zormuş gibi, geniş karenajı, ağırlığı ve uzun dingil mesafesiyle kullanımı zormuş gibi bir hava yaratıyor bize. Ama dönüş açıları ve gidonun genişliğiyle bize kıvrak bir yapı veriyor. Aynı zamanda Downtown 250i. Hemen arkaya doğru tasarımdan devam ediyorum. Bu seleyi görüyoruz. Oldukça geniş ve yumuşacık bir sele var. Ve buradaki bel desteği sürücünün sanki sırtında bir destek varmış, bir yere yaslanıyormuş gibi hissetmesini de sağlıyor. Aynı zamanda bu artçı için olan bel desteği de standart olarak geliyor. Böylece hem sürücü hem de yolcu rahatça, konforlu şekilde seyahat edebiliyorlar. Biraz performansına gelmek istiyorum. Tek silindirli 250 cc'lik bir motor bloğu var. Ancak verdiği konforu performansta o kadar yüksek veriyor diyemem. Yani çok daha yüksek beygirlere sahip 250 cc'lik scooter rakipleri bulunuyor bu markanın. Kimco özellikle bu modelde konfora odaklanmış. Hemen kontağı açtığımda bakıyorum. Sol tarafta bir analog gösterge, sağda da eski tip renksiz bir dijital gösterge görüyoruz. Kontrol düğmelerini aşağı yukarı oynattığım zaman ortadaki analog gibi gözüken ekran değişiyor. Ve bize renkli, farklı içerikleri veren, istersek dijital hız göstergesi alabildiğimiz, istersek analog gibi görünen hız göstergesini alabildiğimiz, istersek bir dijital saat görebildiğimiz veya uygulama sayesinde telefonla motosikletimize bağlanıp navigasyonu dahi burada görebildiğimiz bir teknolojik ekran çıkıyor. Yuvarlak şekilde tasarlanmış analog zannettiğimiz ekranda. Bununla birlikte konfor odaklı dedim. Birçok farklı saklama gözünü de birlikte getiriyor Kimco Downtown 250'yi. Hemen sağ tarafta bir geniş bir saklama gözü karşımıza çıkıyor. İşte buraya ruhsatı, eldivenlerimizi, telefonumuzu dahi koyabiliriz ama ben telefonu diğer tarafa koymayı tercih ediyorum. Çünkü sol tarafta da benzer şekilde bir göz var ve burada bir de USB girişi bulunuyor. Böylece telefonu bu gözün içine koyup orada şarj edebiliyoruz da birçok farklı saklama gözüyle bize eşyalarımızı sürüş halinde de saklayabileceğimiz yerler çıkartıyor. Evet, her motosiklet testinde söylediğim gibi bizim güvenliğimiz için en önemlilerinden bir tanesi frenler. Ve bu sınıfta ABS zaten standart olarak geliyor ama önde 260 mm çapında bir disk görüyoruz. Arkada da aynı şekilde büyük bir disk var, 240 mm. Ve bu büyük diskler aslında bu ağır ve uzun motosikletin durmasını da kolaylaştıran fren sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Beklentilerimi aşan bir fren sistemi var diyebilirim Downtown 250'nin üzerinde. Evet, bu hafta yanımızda Tayvanlı üretici Kimco'nun hem şehir içinde hem de uzun yola gidebilecek şekilde konfor özellikleriyle geliştirdiği Downtown 250i motosikleti vardı. Önümüzdeki haftalarda yeni motosiklet testlerinde görüşmek üzere. Evet, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama Cem, keşke gelmeseydik ki bu aracı daha çok kullansaydık. Gerçekten keyif aldık. Çok keyifli, çok eğlenceli bir bölüm oldu. Ben de o otomobilden de gerçekten senin kadar keyif aldım. Yani ben normalde biliyorsun araçları çok övmeyi sevmem. Ama gerçekten bende iz bıraktı. Özleyeceğiz. Peki, haftaya yine farklı araçlarla birlikte olmak değildi. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.